Ben Mustafa Kanlar, 31 yaşındayım, Şanlıurfa doğumluyum. 11 yıldır bu sektördeyim, parfüm sektöründeyim. Parfüm sektöründe aslında bir meraktan başladım ben, hevesten başladım. Başladığım yıllarda güzel devam ediyordu. Şu anda da 2 tane şube bulunmakta. Devam ediyoruz, hizmet sunmaya devam ediyoruz müşterilerimize karşı. Parfüm tabii önümüzdeki yıllarda daha da çok ileriye gitmeye devam edecek ama şu anki dönemlerde biraz daha kurlardan dolayı sıkıntı yaşıyoruz tabii. Bakacağız artık, devam ediyorsunlar. Çok fazla aktif değildi. Hani o zamanlar insanlar çok fazla parfüm kullanma tabiresi bilmiyorduk. Çok fazla nerede kullanacak, nasıl, genelde özel günlerde kullanılırdı. Şu anda parfüm gündelik hayatımıza girdi. Hatta kullanmayanı biraz daha dışlıyoruz böyle parfüm. O yüzden şu anda güzel bir konumda. Satış olarak, müşterinin talebi olarak devam ediyoruz böyle. Aynen. Rutin bir kişisel bakım ürünlerine girmek zorunda kaldı aslında. Çünkü buranın iklim sıcaklığı çok yüksek. Doğal olarak terliyoruz. Terleyince de yanımızda kişiyi rahatsız etmemek için kozmetik ürünlerine daha çok yönelmeye devam ediyoruz. Yani parfümü dediğiniz noktaya çok güzel katılıyorum. Merdiven altı dediğimiz olay çok yoğun olmaya başladı. Sokaklarda satanları görüyoruz. Kendi kendine mağaza açanları görüyoruz. Parfümlere nereden alışveriş yapılmasını öneriyoruz? Sağlık Bakanlığı'na onaylı olan yerlerden alışveriş yapılmasını, patentli olan ürünlerden alışveriş yapılmasını istiyoruz. Açık firmalarda çok olmaya başladı, o da ayrı bir mesele de ama genelde dediğim gibi patenti olan firmalardan alışveriş yapılırsa zaten hepsinin Sağlık Bakanlığı vergi levhası falan olmuştur, oluyor. Ondan dolayı oradan devam etmesini öneriyorum. Çünkü sağlığa direkt etki eden bir ürün içindeki maddelerden dolayı. Ondan dolayı dediğim gibi Sağlık Bakanlığı'ndan onayı olan, zaten dükkanında asan yöneticilerden devam etmesini öneririm. Yani bir parfümün sahte olup olmadığını şöyle anlayabiliriz. Açık parfümlerde anlamanız biraz zordur. Ama kapalı parfümlerde, orijinal dediğimiz parfümlerde anlayabilirsiniz. Kokunun fiyatından ortaya çıkar aslında. Çok kalıcılığından ortaya çıkar. Yani bir ürünü orijinali kullanıp sonra merdiven altı ürünü olup olmadığını sıktığınızda anlayabilirsiniz aslında. Ama diğer açık parfümlerde biraz anlamanız zor olur. Çünkü birebir orijinal kokularını yakalıyorlar. Tabii açık parfümlerde de kendi arasında 4 segment ayrılıyor. Yani normalde şöyle diyelim sizlere, bir basit serisi dediğimiz var esanslarda. Esanslar 4 kalite ayrılıyor. Bir basit serisi dediğimiz esanslar var, bir niş serisi esanslar var, bir lüks var, bir de collection var. Tabii orada müşteriye kalmış bir durum. Hangi segmentten tercih edersen ona göre sunum yapıyoruz. Yani genelde gençlerim var. Orta yaş gruplarımızın var. Tabii yaşlılarımız da var, onları da bir kenara atmayalım ama ağırlık olarak genç nesil daha çok tüketiyor, orta nesil daha çok tüketiyor yani. Ondan dolayı genç nesile daha çok hitap ediyoruz aslında parfüm konusunda. Canlı dolar kurundan alıyoruz biz ürünleri, hep ithal olduğu için. Ondan dolayı fiyatlar sürekli değişiyor. Yani açık parfüm şu anda fiyat olarak çok yükselmeye başladı. Tabii doğal olarak halka yansıyor. Halka yansıyınca da otomatikmen satış potansiyelimiz düşüyor. Bu bir gerçek. Şu anda fiyatlar ortalama segmentte var. Dediğim gibi 4 segmentimiz var. Bizim 4 segmentte fiyatlar değişiyor, sabit kalmıyor. Ondan dolayı ortalaması 50 ile 300 lira arası değişiyor. Kullanılan malzeme, esanslarda sıkıntı oluyor bazen. Yani merdiven altı esanslar var. Esansların aslında 3 kalitesi var. Yani parfüm özü yapılmadan önce 3 kalitesi var. Bir sabunlar için kullanılan esanslar var. Parfümler için kullanılan var. Bir de temizlikler için kullanılan esanslar var. Aslında temizlik, genelde ucuz merdiven altı dediğimiz parfümler temizlik işlerinde kullanılan esanslardan yapılıyor. Bunu cilde sıktığınız zaman cilde tahriş yapıyor. Tahriş kızarıklık yapar. Belli bir süre sonra orada deri dökülmesine yol açıyor. Ondan dolayı dediğim sisteme geliyoruz tekrardan. Yani Sağlık Bakanlığı'ndan onay almış ve patentli olan, yani firmanın kendi patenti olan iş yerine alışveriş yapmasını ondan dolayı öneriyor. Yani eskiden müşteri açacaksın koşan kaliteyi arıyordu. Çünkü üretim maliyetleri uygun olduğu için direkt tüketici bana güzel kaliteli parfüm olsun, fiyatı önemli değil diyorlardı. Ama şu anda biraz daha açıkçası söyleyeyim uygun maliyetli ama uzun süre böyle beni idare edebilecek parfümler istiyorlar. Şu anda talep tabii biraz daha uygun yöne gidiyoruz yani onu söyleyeyim. Uygun maliyetler ürünlere daha gidiyor. Yani bizim kendi hiçbir şekilde üretimimiz yok, şu şekilde üretimimiz yok. Parfümlerin içindeki etil alkol İtalya'dan, esanslar Fransa'dan, genelde şişeler de Çin'den yapılıyor. Bunlar burada geliyor, bizim kimyagerlerimiz tarafından hazırlanıyor, karıştırılıyor, basıma geçiyor, ondan sonra satışa sunuluyor. Yoksa hiçbir parfüm bize ait değil. Yani ne yazık ki diyelim. Yani ben gönül isterdi ki burada
devasa parfüm. Şu an görüyorsunuzdur belki de. Bu kadar parfüm olacağına 15 veya 20 tane parfüm olsun ama bizim kendi üretimimiz olsun diye isterdim. Ama ne yazık ki yok şu anlarda. Örnek vereyim. Şu anda 50 liraya sattığım parfüm büyük ihtimal dolar kurunu etkilenmeyerek 20 veya 30 lira olacaktı. Yani şu şeyi biz burada tamamıyla yapabilsek 50 lira sattığım parfüm belki biraz daha düşecek, 20 liraya falan düşecek ki bunun geçmişte örnekleri var. Kurdan bağlı olduğumuz için fiyat otomatikman kura göre yükseliyor. Ama kendi üretimimiz olsa emin olun çok daha uygun fiyatlara mal olur. Ve ben Türk halkına şu kadar da inanıyorum, çok daha güzel kaliteli parfümler yapabilirdim. Yani size şöyle söyleyeyim, bizim en küçük parfümümüze ortalama %100'e yakın bir zam geldi. Gönül isterdi ki onu yapmayalım ama tabii burada bir maliyet muhabbeti var. Maliyet yükseldikçe otomatikman biz de zam yapıyoruz. Bizi etkiledi mi? Etkiledi. Çünkü şöyle bir durum var. Gelen tüketici örnek verelim. 10 liraya aldığı parfümü şu anda 20 liraya alıyor diyelim. Gelir tepki gösteriyor. Görüyoruz ama bize kızıyorlar ama bize kızmamalarını istiyoruz. Çünkü biz kendi elimizde olan bir şey değil. O da yine dediğim gibi dışa bağımlı olduğumuzdan dolayı, üretim dışa bağımlı olduğundan dolayı kurlarda bağlı artış oluyor.